İnsanlık tarihinin en eski ve en güçlü uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarında bugün hala yemeklerde, ritüellerde, kutlamalarda, törenlerde o büyük uygarlıkların izleri bulunmaktadır. Atatürk'ün de dediği gibi geleceği bilmek için en az 7000 yıllık tarihimizin izlerini bilmek gerekir. Büyük Alman düşünürü, çağcıl Alman düşünürü Goethe en az 3000 yıllık tarihimizi bilmek zorundayız, geleceğimizi inşa edebilmek için derken Atatürk Anadolu'nun gelişimini, kültürel gelişimini anlatabilmek için en az 7000 yıllık geçmişimizi bileceğiz, kültürümüzün temelini Sümer'e, Hitit'e dayayacağız diye sözünü bırakmış ve Sümeroloji, Hititoloji o günlerde bir hayal. Çivi yazıları bölümü var Philadelphia Üniversitesi'nde. Fakat Türkiye'de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sümeroloji, Hititoloji, Astroloji vesaire diye alanlar kuruyor. Olacak şey değil. İnsanlar diyorlar ki bunlar kurulamaz. Ama kuruluyor. Sebebi ne? O da diyor ki biz diyor kuracağız, üzerinde çalışacağız. O yarın diyor onlar da kuracaklar, öğrenecekler. Nitekim biz 36'da bölümleri açtık. 1947 yılında Philadelphia Üniversitesi bölümleri açabildi. Bu çok büyük bir uz görüştür. Arina'nın güneş tanrıçası olsun, sonra Kubaba, daha sonra Kibele, yani bu ana tanrıça kültü ta Neolitik'ten beri biliyorsunuz elimize gelen tanrıça figürleri olsun, betimlemeleri olsun. Kadına ne kadar çok önem olduğu Anadolu'da kadının yerini gösteriyor. Hitit toplumu ataerkil olarak yorumluyoruz. Çünkü savaşçı bir toplum. Fakat kadın her zaman için ön planda, her zaman için baş tacı. O halde kadının Anadolu'daki yerini Hitit'le buluşmadan hissedemeyiz. Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından Muhibbe Darga'ya göre yalnızca kraliçenin değil, halk içindeki kadınların da toplumda etkin rolü vardı. Hukuki metinlere göre de kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Bu konudaki bir başka büyük duayenimiz Muazzez İlmiye Çığ Hanım'sa Sümer ve Hitit'te kadının rolünü şöyle anlatıyor. Sümerlerde kadının yeri son derece yüksek. Sümerler biliyorsunuz 5000 yıl önce bizden şeymiş. Sümer'de kadın her işe girebiliyor, ticaret yapabiliyor ve tek evlilik var. Enteresan bir şey, bu çalışmalarımın esnasında bir metin buldum da. Onu hiç unutmam. Kadının biri şey yapmış, bir kadını almış, hakime gitmiş. Diyor ki, bu kadın benim diyor. Kendime kardeş, kocama eş olarak alıyorum diyor. Şayet kocam beni boşamaya kalkarsa diyor, bunu da alıp gideceğim diyor. Kadın, yani düşün, kendisini ne kadar kuvvetli yapıyor. Adama eğer boşamaya kalkarsa boşatamıyor. Yani bu derece kuvvetli şey Sümer'de kadın. Hititlerde de oldukça şey. Yani kadının şeyi var, kuvvetli. Hitit uygarlığının
Hint-Avrupa dilleri konuşan pek çok uygarlığın bir araya gelmesiyle ve buluşmasıyla kurulduğu söylenir. Hitit Krallığı'nın kurulmasından evvel Anadolu'da şehirli şehir devletleri vardı ve her şehir devletinin başında da bir yönetici vardı. Ancak M.Ö. 1650 yılında bir Hititli bir bey bu şehir devletlerini ele geçiriyor ve hepsini birleştirip bir merkezi krallık oluşturuyor. İşte bu Hitit Krallığı. Günümüzde Çorum sınırları içerisinde yer alan Hattuşa bu krallığın merkezi pozisyonunda. Hitit tarihi boyunca aslında tabii Hititler her ne kadar Kızılırmak Nehri'nin çizdiği yayın içinde ana merkezlerini oluşturmuş olsalar da çeşitli seferlerle Hitit Krallığı çok geniş topraklara sahip oldu. Özellikle Hitit İmparatorluğu'nun aslında başlangıç noktası kabul edilen 1. Şükbilluma ile birlikte Hitit İmparatorluğu'nun sınırları Batı Anadolu kıyılarından Kuzey Suriye içlerine kadar, oradan Doğu Anadolu'ya kadar genişledi ve tam bir çok farklı halkları bünyesinde toplayan tam bir imparatorluk haline geldi diyebiliriz. Kökenleri hakkında Karadeniz'in kuzeyinden Anadolu'ya göçüş savı en kuvvetli teorilerden biridir. Nehir vadileri boyunca ilerleyip Orta Anadolu'ya, oradan da Akdeniz'e geçerek oradaki uygarlıklarla bir araya gelmişlerdir. Hititlere dair ilk belgeler Asurlu tüccarların Kültepe'de bulduğu tabletlerde ortaya çıkmıştır. Asur ticaret kolonileri M.Ö. 2000 yıllarında Asur'dan gelen, Asur ülkesinden gelen tüccarlar tarafından Anadolu'da kurulmuş koloniler. Kavrum adında alışveriş merkezleri var, büyük ticaret merkezleri var ve Asurlular buralara gelip Anadolu halklarıyla ticaret yapıyorlar ve bu ticaret sayesinde de aslında Anadolu yazıyla tanışmış oluyor. Yazıyla tanışarak da tarihi çağlara adım atmış oluyor. Aslında Asur ticaret kolonileri çağından kalan Asurca çivi yazılı belgelerde biz Hititçe kişi isimlerine rastlıyoruz ve anlıyoruz ki bu dönemde de Anadolu'da Hititli insanlar, Hitit kökenli insanlar yaşıyordu. Orta Tunçağı tabletlerinde Hitit'teki kadının iş hayatında ve ticarette etkin olduğu bulunmuştur. Yani demek ki Anadolu'da aslında kadının yeri bakımından düşünecek olursak o Neolitik çağdan gelen ana tanrıça kültünün ya da kadın merkezli bakış açısının aslında 2. bin yılda da Tunç çağlarında da Anadolu'da etkili olduğunu anlıyoruz. Tabii bütün bunları aslında çok net söylememizin bir nedeni bu dönemde Anadolu'da yazının olması. Hitit öncesi Anadolu halklarında ise kadın, bereket ve doğurganlık simgesiydi. Tanrılaştırılmış anaerkil yapı her şeye hakimdi. Dönemin siyasi, ticari ve ekonomik durumu eril gücü ön plana çıkarınca ataerkil toplumu ortaya çıktı. Hititler ataerkil bir toplumdu. Yani onu unutmamak lazım. Ve demokratik de bir toplum değildi. Fakat bu coğrafyada yaşadığın zaman devlet olarak insanlar üzerinde belli bir denge sağlamanız gerekiyor. Bu denge baskıya dönerse insanlar yaşadıkları toprağını bırakıp iki vadi ileriye gidebiliyorlar ve orada aynı yaşam, aynı standartta devam edebiliyorlar. Bu nedenle Hitit Krallığı dengeleri çok daha dikkatli tutmalı. Mesela Mezopotamya'da bir insan yaşadığı yerini terk edemez. Çünkü sulamanın olmadığı yerde çöl başlıyor ve çölde küçük çekirdek aile olarak beceremezsiniz. Veya orada yaşayamazsınız çekirdek aile olarak. Dolayısıyla orada insanlar yaşadıkları, doğdukları yere daha çok bağlı.
ve içinde bulundukları sisteme de çok daha bağımlı buraya göre. Yine de Hitit döneminde kadın çağdaşlarına göre daha eşit haklara sahip olmuş, hatta yönetimde ön noktalara kadar tırmanmayı başarmıştır. Hititlerde çağdaş kültürlere göre, özellikle Mezopotamya'daki kültürlere göre kadınlarının görünürlüğü çok daha yüksek. Yani kadınlar hem metinlerde hem sanatta çok daha belirgin bir şeklini görüyoruz. Hatta bazı kraliçeler, en başta olmak üzere Pudhepa en meşhuru olarak, resmen devlet aktörü olarak da karşımıza çıkıyor. Ben bu durumu Hititlerin yaşadığı coğrafyaya bağlıyorum. Çünkü bu coğrafyada her el, her kolu lazım ekonomi üretmek için. Yani harmanda, tarla işlerinde kadınları da lazım, çocukları da lazım. Her yaşta insanın bir payı ekonomiye katması gerekiyor. Bu nedenle eğer insan payını veriyorsa paydaş da oluyor. Ve böylece toplumun %50'si bir kenara dışlayamazsınız. Kadınlarının daha toplum üzerinde daha çok etki ettiği görebiliyoruz. ...350 yıl boyunca Anadolu topraklarında yaşayan ve geniş bir alanda hareket eden, aynı zamanda da ilk barış anlaşmasını yapan Hititler, kurdukları hukuk sisteminde kadına özel bir yer ayırmışlardır. Mesela bir kraliçeye baktığımız zaman kral ve kraliçe eşitliğini görüyoruz. Bunun birçok şeyde, kraliçe de kral gibi devlet yönetimine katılıyor, siyasi, politik olarak etkinliği var, dini törenleri idare ediyor. Aynı zamanda mahkeme zabıtlarında kraliçelerin etkinliğini görüyoruz. Karar verebiliyorlar. Yasa metinlerine bakacak olursak bunlar genelde evlenme ve boşanma ile ilgili metinler diyebiliriz. Evlilik konusunda Hitit kadınına bir başlık veriliyor. Kushata adını verdiğimiz bir başlık veriyor erkek kadınla evlenirken. Evlilikte genel anlamda eşit haklara sahip oldukları söylenebilir ama bazı maddeler var ki işte Hitit kadını tabii eşine sadık olmak durumunda, eşini aldatması durumunda, eğer bu evde gerçekleştiği durumda kadın suçlu olarak kabul ediliyor ve cezalandırılıyor. Ama eğer dağlık bir alanda gerçekleşirse erkeğin suçlu olduğu kabul ediliyor. Bu tür evlilik dışı beraberlik konularında bu da yasalarla kayıt altına alınmış diyebiliriz. Hitit toplumunda ailenin reisi erkek olmasına karşın ailenin mutlak hakimi değildir. Bir olayda kadın ve erkek ayrımı yok. Suça karşılık cins ayrımı, cinsiyet ayrımı yok. Suça verilen bir ceza var. Dolayısıyla bakıyoruz kraliçelerin elindeki şeylerin bir Hitit kadını için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Hitit toplumunda rahibe ya da köle, kraliçe ya da tüccar olarak farklı konumlarda yaşayan kadının en kudretli mevkii anneliktir.
Hititlerin erken dönemlerinden kalan İnandık vazosu. İnandık vazosunu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görebilirsiniz. Büyük bir vazodur, bir hayli uzun ve üstünde frizler halinde bir Hitit kutsal evlilik ritüeli işlenmiştir. Burada hem bir kutsal evlilik sahnesini görüyoruz, gelinle damadın evlendiği sahneyi, onun dışında çeşitli meslek gruplarını da görüyoruz. Yani bu düğünde görev alan müzisyenler, çalgıcılar, aşçılar, bunların hepsi vazolarda işlenmiş. Bunların başında tabii müzisyenler arasında kadınların da varlığı var. Enstrüman çalan, şarkı söyleyen kadınlar. Oradan anlıyoruz ki aslında bu tür törenlerde kadınlar da rol alıyorlardı ve görev yapıyorlardı. Tabii kutsal evlilik nedir? Biraz bunu da kısaca açmak istiyorum. Kutsal evlilik aslında baharın gelişiyle ilgili bir ritüel ve bütün Yakın Doğu coğrafyasında aslında pek çok pagan toplumda kutlanan bir ritüel. Bu ritüelde aslında Tanrı'yı simgeleyen bir prens ya da kralla Tanrıçayı simgeleyen bir rahibenin birlikteliği söz konusuydu. Ve bu birlikteliğin aslında baharın gelişini desteklediği, toprağın tekrar o kış uykusundan uyanıp baharla birlikte canlanmasını sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Hititlerde din ya da devlet işlerinde aktif ve resmi olarak kralın yanında yer alan kraliçe aynı zamanda özel bir unvana sahiptir. Egemen kraliçe ya da Tavananna. Gerçekten bu kraliçenin mektuplarda olsun, diğer tabletlerde etkinliğini, yönetimdeki etkili, yani daha doğrusu büyük kralın yanındaki etkisini, yetkisini çok rahatlıkla mektuplarda, belgelerde görebiliyoruz, bunları belgeleyebiliyoruz. Hitit kadını örneklerde olduğu gibi gerçekten çok saygın bir konumda. Tanrılaşıyor, tanrıçalaşıyor, diğer uluslararası mektuplaşıyor, mührünü basabiliyor. Sadece siyasi kararlarda değil, aynı zamanda tapınaklarda yapılan özel bayramlarda, törenlerde ve değerli günlerde kadının yeri ön plandadır. Binbir tanrılı ülkenin binbir bayramında baş rahibe unvanına sahip kraliçeler kült törenler düzenlerlerdi. Kraliçeye bu törenlerde Tanrı'nın anası olarak anılan rahibeler yardım ederdi. Tabii onun dışında Katra kadınları dediğimiz bir rahibe grubunun da varlığından haberdarız. Katra kadınları daha ziyade şarkı söyleyen, ritüellerde müzikle uğraşan, ilahi söyleyen kadınlar olduğunu yine metnin gidişatından anlıyoruz. Onun dışında dediğim gibi pek çok Hitit rahibesi var. Tabii tapınakta rahip ve rahibe sınıfının dışında çalışan başka insanlar da var. Yani tapınak dediğimiz şey sonuçta sadece bir tanrıya tapınılan bir alanı barındırmıyor. Onun dışında bir büyük bir kompleks bu Hitit tapınakları. İçinde aşçılar görev yapıyor, yazmanlar görev yapıyor. O arşivleri koruyan, arşivlerde çalışan insanlar görev yapıyor. Bütün bu sistem içerisinde kadınların da görev aldığını görüyoruz. Tanrıları memnun ederken Katra kadınları dans ederlerdi, şarkı söylerdi, hatta arınmaları için ekmek taşırlardı. Hatta kutsal suyu getirmek de onların göreviydi. Hititler tanrıları insan şeklinde düşünürlerdi. Onların inançlarına göre tanrılar yer, içer, öfkelenir, hatta savaşa giderlerdi. Kralların diyeyim, büyük kralların hani hep koruyucu tanrıları var. Mesela Şapinova'da çıkan kalıplarda da görüyoruz. Ya da bir Yazılıkaya'da görüyorsunuz değil mi? Şarruma var, tanrı nedir? Tutalya'nın koruyucusu. Burada da Tutalya yaşıyor. Daha önceki Tutalya, onunki de Teşup.
Baş tanrı zaten Teşup. Tabii bunun içinde baş tanrıça Arina'nın güneş tanrıçası. Erkek tanrılar Teşup'un arkasında, kadın tanrılar Hepat'ın arkasında. Ve aslında daha sonra bin tanrılı halk olarak anılmalarının temel nedeni de buydu. Belli bir noktadan sonra o kadar çok tanrı o girdi ki Hitit Panteonu'na. Artık isimlerini şaşırır oldular ve birbirine benzer pek çok tanrı toplandı. Aynı özelliğe sahip pek çok tanrı, pek çok güneş tanrısı, pek çok fırtına tanrısı, pek çok dağ tanrısı oluştu. Ve bu da aslında kült uygulamalarında, dini uygulamalarda bir takım problemlere sebep oldu. Neden diyecek olursanız onu da şöyle izah edebilirim. Şimdi Hititler tanrılara çok değer veren bir halktı. O kadar değer veriyorlardı ki ritüellerini aslında tek tek cümle cümle kayda alırlardı. Bu tanrılara her zaman aynı şekilde bu ritüeli uygulayabilsinler diye. En ufak bir aksaklığın tanrıları çok kızdıracağına ve tanrının lanetini üstüne çekeceklerine inanırlardı. İnsanların başlarına gelebilecek bütün felaketlerden tanrılar sorumluydu. Ancak tanrıları hoşnut ederek bu felaketlerden kurtulabilirlerdi. Panteon çok zengin bir panteon çünkü ele geçirdikleri bütün ülkelerin tanrılarını kendi tanrılar grubunun içine katıyorlar. Ama Hititlerin tabii çok önemli tanrıları var isimlerini bildiğimiz. Bunlardan biri Arinna'nın güneş tanrıçası. Aslında bir güneş tanrısı da var Hititlerde. Batı medeniyetine baktığımızda güneş çoğunlukla eril bir güç olarak temsil edilir. Aslında tabii Mezopotamya'da da böyledir bu. Utu, Şamaş kültü biliyorsunuz Mezopotamya'da güneşle ilişkili. Ama Hititlerde hem güneş tanrısı var hem de güneş tanrıçası var. Güneş hem diri, eril hem de dişi özellikleriyle panteona girmiş. Baş tanrıça Arina, güneş tanrıçası olarak kralın baş destekçisiydi. Fırtına tanrısıyla birlikte Panteon'un başındaydılar. Arina, kralın baş tanrıçası olarak o kadar etkiliydi ki düzenlenen antlaşmaların yazılı metinlerinde ismi en ön sırada olurdu. Yaşarken Panteon'un önünde halkın temsilcisi olan kral ve kraliçe öldüklerinde tanrı mertebesine ulaşırdı. Bir Hitit bayramı için yazılmış olan tablette 8 ayrı güneş tanrıçasından bahsedilir. Bunlar aslında zamanında ölmüş olan kraliçelerdir. Hitit'teki Kizubatna ritüel metinleri bize bayram ritüellerini, tapınak hizmetlerini ve bugün de ilgimizi çeken büyü ritüellerini anlatır. Teşup ve Hepat tam arkamda duruyorlar. Hititlerin aslında nasıl kadınla erkeği yan yana ve eş değer gördüğünün emareleri. Teşup ki eril olan yani fırtına tanrısı ayaklarının altında inanmanın ulakları. Ve hemen karşısında aslında Arinna da diyebiliriz ona Hurri adıyla. Onun da ayağının altında Pars. Pars ki eril olan. Yani Teşup'un ayağının altında Inanna'nın ulakları varken karşısında Arinna'nın ayağının altında da eril sembol Pars var. Yani gücün erkin sembolü. Hititler'de bin tanrılı ülke dedikleri boşuna değil tabii. Bakıldığında öyle bir şey fark ediyorum ki hoşgörü özellikle. Çünkü bin tanrılı ülke neden? Geçtikleri, kaldıkları, durdukları, gittikleri neresi varsa o zaman bütün tanrıları kendilerininmiş gibi alıp sadece öyle
oraya heykelini koymakla değil, bütün ritüellerini de öğrenerek hayatlarına geçiriyorlar. Hitit Panteonu'nda tanrılarla tanrıçaların bir arada olduğunu ve burada hemen fırtına tanrısının eşiyle nasıl karşı karşıya durduğunu görmek ve bu eşliği kendi hayatınıza sembolizmalarınızla katmak için binlerce yıldır Hatuşa sizi bekliyor. Her şehri tanrılardan bilen Hitit, şifayı kadına atfetmiştir. Hitit dininde aslında rahibelerin yanı sıra tabii kült uygulamalarını yapan ve şifacılıkla uğraşan kadınlar da vardı. Ve aslında ak büyü dediğimiz şifalandırmak için iyi amaçlarla yapılan ritüel büyü uygulamaları Hititlerde son derece önemli görülen ve olumlu karşılanan uygulamalardı. Ama bunun dışında bir de kara büyü vardı ve kara büyü Hititler tarafından lanetlenmişti. Şifacı kadınlar ritüeller yapar. Amaçları hastalığa neden olan sebebi bulup ortadan kaldırmaktır. Bunun için de fal ve kehanete başvururlar. Kraliçe mektupları var. Kral mektupları var arşiv içerisinde. Kraliçe mektupları çok etkin. Bakın yani büyük kraliçe, yani kraliçenin anlatıyor. Ben diyor görevlilerle gittim. Fal yerlerini tespit ettim. Şurası şurası uygundur dedim. Ben sana bildiriyorum. Büyük krala bildiriyor, Ortaköy'e yani Şapinova'ya. Ben sana bildiriyorum. Sen Hatuşa'daki beylere göndersen bana diyor bir görevli söylüyor. Başını niye yollamıştın? İşte şunları şunları yap diye diyor. Onları da ben aldım. Başını de diyor Hatuşa'ya yolladım. Oradaki beylerle il birlikte bu konuyu şey yapacak. Sen de bunu böyle bil diyor. Yani burada büyük kraliçe, yani kraliçe daha doğrusu ne yapıyor? Kül seyahatleri yapabiliyor. Fal için, fal çok önemli Hititlerde. Fal için yerler tespit ediyor. Gündelik hayatta da kamusal alan sayılan fal ve büyü merkezleri çok önemlidir. Ve bu bir meslek olarak kabul edilir. İkinci Murşili'nin işte bir tarihte belki ilk diyebileceğimiz bir gelin kaynana olayı vardır. İşte bu bir Babil'i gelin gelir. Daha sonra bu Mal Nigal adını alır. Tavananda Mal Nigal adını alır. Ve büyüler yapıldığını söylenir. Bu büyüler neticesinde söyleniyor ama büyüler neticesinde de kraliçe ölür. Ölünce Gaçulavi'ye ölür. Ölünce de Tavananla mertebesinde olan o kraliçe görevinden azledilir. Ama bir ölüm cezası herhangi verilmez. Ona ev verilir, yiyecek verilir, görevliler verilir. Ama saraydan ya da bu görevden uzaklaştırılır. Ve burada Murşidi'nin bir metninde der ki eşimin hastalığında böyle o kadar üzüntülüdür ki Murşidi, ben de öldükten sonra gözüm hep toprakta der. Yani eşinin arkasından yaptığı söylediği şey gözün hep kara toprağa baktığıdır. Yani onu çok özlediğini, çok gitmek istedim. Yani bu bir duygusal bir şey. Kral Murşili ve eşinin tam 4000 yıl önce yaşanmış hikayesi bugün artık bize biraz ütopik gelebilir. Oysa ki o dönemin Hitit kurallarını tam anlamıyla anlatan bir hikayedir. Üstelik de gerçekten yaşanmış bir hikaye. 4000 yıl öncesinde bir erkeğin bir kadına nasıl değer verdiğini görmek bence hepimize çok iyi gelecek.